Yalman Yasin. Çok raksuni doydurdu canimi. Bazen tarihin ebedi sahnesinde bir fırtına eser. Fırtınanın başladığı ve bittiği yere kadar olan alanda İnsanlar yerlerinden, yurtlarından olur, yeni bir dünya düzeni oluşur. İşte böyle bir fırtına sonucu atlı kavimler, milattan önce 8. yüzyıldan, milattan sonra 13. yüzyıla kadar neredeyse 2000 yıl boyunca zaman zaman güneyde bulunan gelişmiş, zengin ülkelere akınlar yaparak Avrupa'ya doğru yol aldılar. Kavimler göçü nedeniyle batıya yönelen, hayvancılıkla geçinen pek çok göçebe kavme Karpat Havzası daima uygun bir ikamet yeri olmuştur. Uzun yıllar süren kavimler göçünü sonlandırarak burada imparatorluklar ve devletler kuran ülkelerin başında İskitler ve Sarmatlar gelir. Bu topraklara sonraları Attila'nın Hunları ve Avar kavmi, onların ardından son olarak da Macarlar yerleşmiştir. Macaristan'daki akrabalarımızla olan bağlarımızın neler olduğunu araştırdığımız bu belgeselde zaman zaman içimizden birilerini seyrediyor gibi olacağız. İşte Anadolu'daki Mehmet amca, Ahmet abi, Fatma teyze. Ağırlıklı olarak Kumanların, diğer bir deyişle Macaristan'daki Kıpçak Türklerinin anlatılacağı belgeselde Anadolu Türklerinin Macar ve Hunlarla olan benzer adetlerini, geleneklerini, gündelik eşyalarını, Macaristan'daki Osmanlı izlerini ve hangi kelimelerin iki millette de ortak olarak kullanıldığını öğreneceksiniz. İlonçuk mesela, İlonçuk kabilesi yerleştirilmiş buraya Keçkemer civarına. İlonçuk yılancık demektir eski Kumanca'da. Macaristan ovaları yüzyıllar boyunca doğudan gelen atlı kavimlerin akınlarına ve göçlerine tanık olmuştur. Hunlar ve Arpatlardan sonra Macaristan düzlüklerini kendilerine yurt edinen Kumanlar, bu bölgede Orta Asya'dan gelen üçüncü katmanı oluşturur. Bu ne? Başındaki giydi ne? Kumanlar bugün 800 yıl önce Macaristan ovalarına göç eden atalarının dili olan Kıpçak Türkçesini unutmuşlar. Ancak Kuman olduklarını ve atalarının nereden geldiklerini çok iyi biliyorlar. Macar kaynaklarına göre Kuman etnik yapısını oluşturan en büyük iki halk olan Kuman ve Sarı kavimleri 1012 dolaylarında İç Asya'dan Batı steplerine gelmiştir. 1020 dolaylarında ise orada bulunan Kimek, Kıpçak kavimleriyle büyük bir ittifak oluşturmuştur. Kuman ve Sarıların etnik yapılarını oluşturan üçüncü büyük kavim Kıpçak Türkleriyle bu sırada birleşmişlerdir. Siyasi amaçlarla yapılan bu birleşme beraberinde etnik ve dil birliğini de oluşturarak Kuman ismini kabilenin ortak adı haline getirmiştir. Kumanların Macaristan'a yönelişi Moğol ordularının 1223 ve 1238 yıllarında Kumanlara saldırması sonucu gerçekleşmiştir. Bu saldırılardan ağır yenilgiler alan Kıpçak Türkleri yani Kumanlar, çareyi batıya kaçmakta bulmuş
başbuğuları Köten, Macar kralından ülkeye kabullerini istemiştir. Kumanların Moğollardan kaçışı, Macar kralı 4. Bela'nın soylulara ve yaklaşan Moğol tehlikesine karşı güçlenme isteğiyle birleşince, Kumanların Macaristan'a kabulü gerçekleşir. Kral, büyük bir törenle ülkenin sınırına kadar Kumanları karşılamaya gider ve o denli saygı gösterir ki, ülkenin sakinleri bugüne kadar böyle bir olayı ne görmüş ne de duymuştur. Bu karşılaşma anı Karsak şehrinde 2001 yılında yapılan Büyük Kuman Milenyum Anıtı'nda ölümsüzleşmiştir. ...1246 yılında Kral 4. Bela Kumanlarla yeni bir anlaşma yapar ve çağın adetlerine uygun olarak bu anlaşmayı evlilik bağı ile perçinler. Oğlu tahtın varisi 4. İstvan'ı Kuman prensinin kızı Erjebet ile evlendirir. Başbuğ Köten askerleriyle Macar kralının ordusunu güçlendirmiştir. Kumanların Macar soylularıyla aynı haklara sahip olmalarının karşılığı kralla birlikte savaşma zorunluluğuydu. Doğu taktiğiyle savaşan Kumanlar kraliyet ordusunda önemli bir güce sahipti. Ancak en büyük arazi sahipleri ve kilise başkanları şamanist kumanların güçlenmesinden hoşlanmıyordu. Buna bir çare olarak kilise kumanların kesin bir şekilde toprağa yerleştirilmesini ve Hristiyan yapılmasını istemiştir. ...1279 yılında... Birinci ve ikinci Kuman Kanunu'nun yürürlüğe girmesi sonucu Kumanlar, şaman adetlerini bırakarak Hristiyan dinini kabul etmiştir. Dördüncü Lazlo zamanında Kumanlara verilen ve özgür köylüler olarak hayatlarını güvence altına alan bu ayrıcalıklar ve haklar 1848 yılına kadar devam etmiştir. Kumanların Kiçkunsak yani Küçük Kumanistan ve Nagikunsak yani Büyük Kumanistan adı verilen bölgelerde muazzam toprakları bulunmaktaydı. Bu bölgelerin Kumanlar arasındaki dağılımına kral karışmazdı. Doğrudan kraldan sonra ikinci adam olan Nador'a bağlıydılar ve özellikleri vardı. Hatta bu özelliklerini kaybetmemek amacıyla yüzyıllar boyunca Kumanlar Macarlarla evlenmemiştir. Bu durum Kuman kültürünün uzun yıllar boyunca korunmasına da yaramıştır. Atalarım özgürlükleri için savaştılar. Ülkenin güneyindendiler. Büyük babam Tolna ilinde doğdu. Tam bir çobandı. Babam da çobandı. Koyunlarını burada, Küçük Kumanistan bozkırlarında otlattılar. Çok güzel bir yerdeyiz. Nerede olduğumuzu ve buranın Kumanlar için önemini kısaca anlatabilir misiniz? Kişkun Ferekarsa tarihte 8 küçük Kuman yerleşim yerinin yönetim merkeziydi. Bu binada tarihi Küçük Kumanistan'ın yönetim merkezi olan Küçük Kuman Komiserliği bulunuyordu. 1753'ten beri burada hizmet veren bu sanatsal bina barok tarzında yapılmıştır. Ben Kumanım. Laçazlılar protestandır. Artık şimdilerde evlilik nedeniyle bu da ortadan kalkıyor. Sizler Kuman kimliğinin son izlerini görmektesiniz. Kuman olduğunuzu nereden öğrendiniz? Geleneklerimiz sayesinde bu bize kadar ulaştı. Ailemizde bu gelenekleri sürdürüyoruz. Türk televizyonundan geldiler, Kumanları arıyorlar. İşte buldular, son Kumanlardanız. Geçen yüzyıllar içerisinde Macarlarla birbirimize karıştık. Ama biz geleneklerimizi sürdürüyoruz. Kumanların en önemli karakteristik özelliklerinin başında namuslu olmaları, yurtseverlikleri ve sebatkar oluşları gelir. Kumanlar bu çevreye zor uyum sağlamışlardır. İşte bu nedenle burada kendi içine kapanmış, yerli halkla karışmamıştır.
Kavimler göçüyle başlayan hikayesini dünyanın kuruluşundan beri var olan yasaya göre sürdüren, yani doğup büyüyen ve de sona erdiği sanılan Kuman kavmi ve Kuman kültürü bugün Avrupa'nın kalbindeki bir ülkede Macaristan'da devam etmektedir. Kumanlar bugün yoğun olarak Macaristan'ın en verimli ovası olan Altölt'te, adları Küçük ve Büyük Kumanistan olarak adlandırılan iki bölgede yaşamaktadır. Kuman olma bilinci bu bölgede yaşayan halkta öylesine yerleşmiştir ki kimlikleri sorulduğunda verilen cevap hep aynıdır. Ya, Kuman. Ich bin Kun und meine Ben Kumanım. Bunun işareti de buradadır. Kumanım, atalarım kumandır. Her biri burada gömülü. Babam, büyük babam, büyük babamın babası hepsi kumandır. Evet, adım da Kuman adı. Ve ben de Kumanım. Bütün akrabalarım buradandır. Üstelik geleneklerimizi muhafaza ediyoruz. Biz gerçek Kumanız. Flop Sallaş doğumluyum. Kumanca konuşmayalı ne kadar oldu söyleyebilir misiniz? Kullanılan kelimeler var mı? O konuda bilgim yok, bilmiyorum. Şimdi size ailemi takdim edeyim. Ben Türkolojiyi zaten Kuman olduğumdan dolayı başladım, seçtim. İşte Kuman olduğumu yanımda, sağ tarafımda yanımda duran babamdan, babam dayımla söyleştikleri zaman ben küçük çocukken öğrendim ve benimsedim Kuman olduğumu. Ailemizin Kuman kökenli olduğunu ne zamandır ve nasıl biliyoruz? Çocukluğumuzdan beri biliyorduk. Yani ailemizde her zamanki konuşma konusuydu Kuman olduğumuz. İşte yani babamın sağ tarafında erkek kardeşim duruyor. Bence o da Kuman tipidir. Hem de kız kardeşimi de takdim edeyim sol tarafında. Sen ne düşünüyorsun? Gerçekten Kuman mıyız? Hát ebben öttünk föl, hogy kun tudat az bennünk volt. Macarız ancak Kuman olduğumuzun bilinciyle de büyüdük. Mindig családba téma volt, hogy kunok vagyunk. Mindig számon tartott volt az. Büyük Kumanistanlıyız, Protestanız, kültürel değişimler geçirdik. Kumanlar çocukluk çağlarından itibaren bunları bilirler. O çağda öğrenilen bilgiler insan ruhunda iz bırakır. Orta öğrenim süresinde de bu bilgileri öğrendik. Bunları öğrenmeye meraklıydık. Tarihimizle gurur duyuyoruz. Atlara ve tarihe olan merakım sayesinde bu bilgilerim daha da arttı. Step kültürüne olan ilgim bu yolla Kuman Kıpçaklara yöneldi. Türk televizyonu çalışanlarının buraya gelmesine çok memnun oldum. Büyük Kumanistan başkenti Karsak'ta bulunmaktan ve Kuman olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Çünkü bu bölge yüzlerce yıllık gelenekleri muhafaza ediyor. Doğudan aldığımız miras burada tam anlamıyla kendini ortaya koyuyor. 750 yıldan bu yana Kumanlar burada yaşıyorlar. Bu bölgede neredeyse 70-75 bin kişi kendini Kuman kabul ediyor. Bugün Macarlar ve Kuman halkı kısmen de olsa karışmış, ancak Kumanlar daima köklerine bağlı kalmıştır. Şu bir gerçektir ki Macaristan'da yaşanan acı olaylarda Kumanlar kendilerini Macarlardan ayrı saymamış, bağımsızlıkları için, vatanları için daima Macarlarla birlikte savaşmış ve her türlü fedakarlıkta bulunmuşlardır. Kuman kültürü bugün halk inançlarında, halk giysilerinde ve süsleme sanatında belirgin bir şekilde kendini gösterir. Kumanlar, kültürlerini korumak ve saklamak için yüzyıllarca kendi yörelerinde kullanılmış, ancak modernleşme sonucu terk edilmiş eşyaları, tarım aletlerini, giysileri ve hatta mobilyaları sergiledikleri çok zengin köy, kasaba ve şehir müzeleri kurmuşlar. Bu müzeler öyle yaygın ki neredeyse gittiğiniz her yerde rastlayabilirsiniz.